Sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Frau Özus, ich freue mich, Sie sind ja... Hamburg'da göçmen kökenli gençlere meslek eğitimi öncesi staj dönemi için destek veren Praktisch Gut projesi Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu NDR'in binasında yapılan etkinlikte yeni sezon tanıtımında gerçekleştirildi. Etkinliğe çok sayıda davetli katıldı. Audi Hamburger Weg İnisiyatif, NDR ve göçmenler için Hamburg Vakfı'nın destek verdiği proje etkinliğe federal hükümetin uyumdan sorumlu bakanı Aydan Özoğuz katıldı. Man macht sich immer wieder Gedanken. Das, was hier passiert, ist, glaube ich, genau diese Überlegung zu sagen, was ist denn nun anders bei einigen jungen Menschen, die nicht sofort den Weg finden, als eben bei denen, naja, die es vielleicht etwas schneller schaffen, wobei auch da nicht immer die Wege ganz gerade verlaufen. Nicht? So, Herr Marmor, da werden Sie auch so Ihre Erfahrungen mit haben. NDR Müdürü Lutz Marmor yaptığı açılış konuşmasında bünyelerinde daha fazla göçmen kökenli gence meslek eğitim yeri vermek istediklerini söyledi. Wir wissen schon, also wir sehen es ja, wer bewirbt sich bei uns für bestimmte Ausbildungsberufe. Göçmenler için Hamburg Vakfı Başkanı Ömer Özgüç gençlere yardım eden kurumlara teşekkür etti. Was braucht ein junger Mensch, um einen guten Praktikumsplatz in einem bekannten, angesehenen Hamburger Unternehmen? Aydan Özoğuz etkinliği Postun Sesi izleyicileri için arkadaşımız Erdal Altuntaş'a değerlendirdi. Özellikle göçmen gençleri kapsayan bu projeyle ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz? Tabii bu projenin özelliği kendiliğinden kolay kolay işte kalkıp ben NDR'e gitmek istiyorum veya Audi'de çalışmak istiyorum. Bunu gerçekleştiremeyen gençlere bir yardım vermek, onları ele almak. Gel şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin veyahut işte bir staj yapabilirsin demek. Onlara bir çalışma alanını göstermek ve bu şekilde tabii aynı zamanda işverenlere de onlarla bir tanışma fırsatı yaratmak. Bu bence çok güzel bir proje çünkü görüyoruz ki birçok gençler bu stajı yaptıktan sonra hemen o işverenlerden de alınıyorlar, Ausbildung yapabiliyorlar. Buralarda gerçekten çok güzel bir şekilde meslek hayatlarına bir başlangıç olmuş oluyor. Özellikle de büyük şirketler de bu projeye destek veriyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İşlerini gerçi Türk firmalar şu anda çok fazla yok ama ileride belki Türk şirketler de girebilirler yani bu projenin içerisine. Tabii çok iyi olur. Yani şu ana kadar gerçekten bunu da söylemek lazım. Türk veya Türk kökenli diyelim, yabancı kökenli şirketler henüz bu projelere çok fazla katılmıyorlar. Ama tabii bir yerden de onlar şunu diyor. Biz gençlerimizi tanıyoruz. Yani onlara karşı herhangi bir hayır bunu almayız gibi bir düşüncemiz zaten yok. Şu an tabii ilk düşünce böyle düşüncelere sahip olabilecek şirketlere. Yani bunun adı neden Özgüç, Özoğuz veya ne bileyim güçlü diyen kişilere evet biz de çok normal insanız. Biz de burada büyüdük. Hatta bazılarımız burada doğdu. Bize de bir şans verin gibi bir senyal oluyor tabii ki. O nedenle büyük Alman şirketlerin bu projeye katılmaları çok önemli.